Selam dostlar, Aktüel Pazar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılında iPhone 12 mi yoksa iPhone 12 Pro mu almalıyız? Size göre hangisi daha avantajlı? Bugün bunu konuşacağız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman hadi videomuza geçelim. Baktığımızda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro benzer özelliklere sahip. Her ikisi de düz kenarlı tasarımlara sahip 6.1 inç OLED ekranları ve Çin'de Apple'ın A14 Bionic işlemcisine sahip ve keşfedilmeye değer kaç önemli farklılıklar mevcut. 2021'de yeni bir iPhone 12 satın alıyorsanız iPhone 12 ve iPhone 12 Pro hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için anlatmaya çalışacağım. Bir de videonun sonunda da iPhone 13'ten ne bekleyeceğimiz konusunda kaç bilgi de vereceğim. Bu karşılaştırmada özellikle 6.1 inç boyutunda 12 ve 12 Pro'ya odaklanacağız. iPhone 12 mini ve iPhone 12 büyük ölçüde aynı telefonlar olsa da ekran boyutu ve çözünürlük açısından bazı önemli farklılıklar var. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max de aynı özelliklerin çoğunu paylaşıyor. Ancak ekran boyutu ve kamera teknolojisinde dikkate değer farklılıklar görüyoruz. iPhone 12 ve 12 Pro arasındaki ekran teknolojisi hemen hemen aynı gözüküyor. Ancak her iki cihazda da inç başına 460 pikselde 2532x1170 piksel çözünürlüğüne sahip OLED teknolojisini kullanan 6.1 inçlik Super Retina XDR ekrana sahip. Tek fark iPhone 12 Pro ekranının 800 nit ile 625 nitte iPhone 12'den daha yüksek bir parlaklığa sahip olmasıdır. Bununla birlikte HDR için evrensel destek sayesinde ekranların gerçek maksimum parlaklığı 1200 nite kadar çıkabiliyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekranları Apple'ın önceki iPhone'lardan 4 katı kadar daha iyi düşme performansı sunduğunu söylediği seramik işi teknolojisiyle korunuyor. iPhone 12'nin diğer ortak özellikleri de şu şekilde. 2 milyona bir kontrast oranı, True Tone ekran, geniş renk yelpazesine sahip P3 renk gamutu. Tasarıma değinecek olursak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro eski iPhone 4 ve 5 serisine benzer düz kenarlı tasarıma sahip. Her iki cihazda Face ID sensörlerini barındırmak için ön tarafta aynı boyutta çentik boyutlarına sahip. Tasarımdaki en önemli fark iPhone 12'nin Apple'ın havacılık sınıfı alüminyum dediği malzemeden yapılmış olması. iPhone 12 Pro'nun ise cerrahi kalitede paslanmaz çelikten yapılmış olmasıdır. iPhone 12'nin fırçalanmış alüminyum kaplamaya sahip olduğu, iPhone 12 Pro'nun ise parlak paslanmaz bir kaplamaya sahip olduğu anlamına geliyor. iPhone 12 ve 12 Pro arasındaki malzeme farkının da telefonların ağırlığı üzerinde etkileri var. Hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro IP68 sertifikasına, yani suya ve toza dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Bu derecelendirmeye göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro maksimum 6 metre derinlikte 30 dakikaya kadar su altında kalmaya dayanabiliyor. iPhone 12 ve 12 Pro'nun neredeyse aynı olduğu bir diğer alanda işlemci performansı ile ilgili. Her iki cihazda Apple'ın bir akıllı telefondaki en hızlı çip olarak tanıttığı Apple'ın en yeni A14 Bionic işlemcisini içeriyor. A14 Bionic 2 yüksek performans çekirdeği ve 4 verimli çekirdeğine sahip. Hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro gelişmiş makine öğrenimi özellikleri ve yetenekleri için en yeni Neural Engine çipine de sahip. Apple'ın yeni 16 çekirdekli Neural Engine'in önceki lensle kıyasla performansta %80'lik bir artış sunduğunu söylüyor. iPhone 12 Pro'da 6 GB RAM bulunurken iPhone 12'de 4 GB RAM mevcut. iPhone 12 Pro'daki ek RAM birazdan değineceğimiz bir dizi ek kamera özelliğine de etkide bulunuyor. RAM farkının kamera özellikleri dışındaki performans üzerinde büyük bir etkisi olması olası değil. Son olarak Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun aynı pil ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Her iki cihazda 20W güç adaptörüyle 30 dakikada %50'ye kadar şarj için hızlı şarjı destekliyor. MagSafe kablosuz şarj cihazı kullanırken 7.5 watt kablosuz şarj ve 15 wattlık kablosuz şarj desteği de mevcut. iPhone 12 serisi 5G bağlantısı içeren ilk iPhone serisi ve iPhone 12 ile iPhone 12 Pro'ya kadar uzanıyor. Bu hangi iPhone modelini satın alırsanız alın, bölgenizde mevcut olan en hızlı 5G sürümünü alacağınız anlamına geliyor. Ancak uluslararası olarak, yani ülkemizde iPhone 12 5G desteği 6 GHz 6 bağlantıyla sınırlı. Ancak iPhone 12 ve 12 Pro'nun gerçekten farklılaşmaya başladığı nokta kamera teknolojisi de fark ediliyor. iPhone 12 12 megapiksel ultra geniş lens ve 12 megapiksel geniş lensli çift kamera sistemine sahip. Optik görüntü sabitleme ve daha fazlasının yanı sıra gece modu ve derin füzyon işleme gibi yazılım özelliklerine de sahip oluyorsunuz. Ekranda da görebileceğiniz gibi iPhone 12'nin kamera özellikleri.
Öte yandan iPhone 12 Pro ultra geniş ve telefoto lenslerden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Ayrıca iPhone 12 Pro'ya özel tamamen yeni lidar tarayıcı ile mümkün kılınan portre modunu kullanırken gece modu için netlemede çok işe yarıyor. Önemli farklılıklardan bir diğeri de iPhone 12 Pro'nun Apple'ın yeni Pro RAW fotoğraf formatı desteğine sahip olması. Bu da iPhone fotoğrafçılarına görüntüleri üzerinde daha fazla kontrol ve post prodüksiyon için yeni araçlar sağlıyor. Ekranda da görebileceğiniz gibi iPhone 12 Pro'nun kamera özellikleri. iPhone 12 ve 12 Pro, iPhone 12 Pro'nun 60 FPS'e kadar Dolby Vision HDR kaydedebilmesi ve iPhone 12 Dolby Vision desteğinin 30 FPS ile sınırlı olması dışında aynı video kayıt özelliklerine sahip. iPhone 12 Pro ayrıca 6X'te kayıt sırasında 3X ve 2X optik yakınlaştırma desteğine kıyasla daha yüksek bir dijital yakınlaştırmaya da olanak sağlıyor. iPhone 12 5 farklı renkte mevcut: siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi. iPhone 12 Pro ise 4 farklı renkte mevcut: Pasifik mavisi, altın, grafit ve gümüş renkte. Fiyatlandırma açısından iPhone 12 64 GB depolama için 10.999 TL'den başlıyor. Öte yandan iPhone 12 Pro 128 GB depolama için 14.999 TL'den başlıyor. Fiyatlar da bu şekildeydi. Kısa bir not: çevresel kaygıları öne süren Apple bu yıl iPhone 12 kutusunda artık kulaklık veya şarj adaptörü eklemiyor. O yüzden bunun da farkında olarak alışverişinizi yapın derim. Evet, gelelim iPhone 13 hakkında kısa bilgilerimize. Muhtemelen görmüş olduğunuz gibi iPhone 13 veya iPhone 12S hakkındaki söylentiler ilgi çekmeye başlıyor. Diğer bazı söylentiler iPhone 13'ün en az bir sürümünü gerçekten portsuz bir tasarımla gelebileceğini öne sürüyor. Ancak bu tahmin yanlış görünüyor olabilir, fakat sonunda iPhone'un da her zaman açık bir ekran görebileceğiz. Sızıntılar arasında en önemli farklar çentiğin küçüleceği ve 120 Hz ekran panelinin olacağı yönünde. Yukarıdaki oynatma listesine tıklayarak iPhone 13 hakkında yaptığım tüm videolara ulaşabilirsin. iPhone 12S'in bir avuç yeni özellik getireceği söyleniyor. Ancak iPhone 12'ye göre bir S yılı yükseltmesi olması da bekleniyor. Ayrıca iPhone 13'ün duyurulmasına hala en az 4 ay uzas. Bu nedenle iPhone 12 özellikle indirimde veya satıcı indirimleriyle bulabilirseniz hala mükemmel bir satın alma olabilir. Evet, özetle bu karşılaştırmada görebileceğiniz gibi iPhone 12 ile iPhone 12 Pro arasındaki temel farklılıklarına, faktörlerine, kamera özelliklerine değindik. iPhone 12 Pro, iPhone 12'de desteklenmeyen bir dizi farklı kamera özelliği sunuyor. Kamera dışı özelliklerine baktığımızda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu birbirinden ayırt etmek biraz zor. Her ikisi de 6.1 inç OLED ekranlara, 5G bağlantısına, Apple'ın en hızlı A14 Bionic işlemcisine ve benzer tasarıma sahip. Çoğu kişi için olmasa da çoğu kişi için iPhone 12 fazlasıyla yeterli bir akıllı telefon. Günlük görevleri kolaylıkla halledebilir ve kamera Pro'nun tüm özellikleri olmadan bile çarpıcı görüntüler çekebilirsiniz. Peki siz iPhone 12 ve iPhone 12 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumları belirtmeyi unutmayın. Evet dostlar, şimdilik benden bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola diyerekten tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.